İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan ve Başbakan Karnik Sarkisyan, Leonid Azgaltyan'a adanan madalya ödül törenine katıldı. David Tonayan, Partsung Zirve 5165 adlı hayır kurumunun temsilcilerini makamında kabul etti. Kuzey Irak'ı işgal eden Türk ordusunun ilk kayıpları. Suriye'deki durum. Alexander Arutyunyan adlı uluslararası nefesli çalgılar müzik festivali Yerevan'da başladı. Artsakh Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek olan 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın maç fikstürü Konifa'nın resmi sitesinde yayınlandı. Kurtuluş Ordusu'nun ortak kurucularından Hovsep Hovsepyan ile Kurtuluş Ordusu'nun komutan yardımcısı Albay Volodya Avedisyan'ın girişimiyle Kurtuluş Kahramanı Leonid Azgaltyan anısına düzenlenen madalya teslim töreni 30 Mayıs'ta Eçmiyazin şehrinde gerçekleşti. Konuklara hitap eden Hovsep Hovsepyan bu ödülün Artsakh Kurtuluş Savaşı'nın katılımcılarına ve Leonid Azgaltyan'ın Birleşik Ermenistan'ına kavuşma sözüne sadık kalanlara verildiğini söyledi. Özgürlük savaşçılarına da hatıra madalyası verildi. Şehit düşen özgürlük savaşçılarının hatıra madalyaları ise çocuklarına verildi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan törende hazır bulunanlara hitap ederek şöyle konuştu. Kurtuluş Ordusu'nun her üyesi kendi içinde Leonid'in ruhunun bir parçası ile mesajını taşır ve Leonid'in dediği gibi bizler ruhunun bir parçasını Batı Ermenistan'ın kurtuluşu yolunda taşıyacağız. Hovsep Hovsepyan ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan'ı da ödüllendirerek Komutan Azgaltyan'ın çizgisi yolu şimdi büyük bir sorumluluk ve gurur içerisinde Başbakan Sarkisyan'ın bulunduğu yapının sürdürdüğünü ifade etti. Başbakan Garnik Sarkisyan ise yaptığı minnettarlık konuşmasında aldığı bu hatıra madalyasının savaşın halen devam ettiğini gösteren bir kanıtı olduğunu vurguladı. 29 Mayıs'ta Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonoyan, Partsung Zirve 5165 adlı Fransız-Ermeni Yardım Örgütü'nün Hovsep Hovsepyan ve örgütün Fransa Başkanı Robert Azilazyan'ın başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti. Savunma Bakanı konuklarına Cumhuriyet Bayramı ve Partsung Zirve 5165 adlı organizasyonun 30. yıl dönümü vesilesiyle kutladığı uzun yıllar sürdürülen vatanseverlik faaliyetleri için teşekkür etti. David Tonoyan, özellikle Artsakh Savaşı sırasında örgütün desteğine ve ayrıca mağdurların ve kayıp kişilerin ailelerine, Kurtuluş Savaşı'nın gazilerine verilen sürekli desteğe önem verdi ve takdir etti. Görüşmede Fransız-Ermeni Yardımseverlik Örgütü Partsung 5165'in faaliyet projeleri ve Savunma Bakanlığı'yla işbirliği olanakları ele alındı. Ermenihaber.im'in haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Kürt militanlara karşı Pençe adlı askeri operasyon gerçekleştiren Türk ordusu ilk kayıplarını elde etti. Türkiye'nin Hakkari ilindeki Kürdistan İşçi Partisi PKK militanları tarafından yerleştirilen bombanın patlaması sonucu iki Türk askeri ağır yaralandı. Birkaç gün sonra yaralı Türk askerleri öldü. Türk Savunma Bakanlığı'na göre Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki askeri operasyonda 19 Kürt militan öldürüldü. Rusya Federasyonu Hava Uzay Kuvvetleri ile Suriye ordusu birlikte İdlib bölgesindeki terörist üsleri bombalamaya devam ediyor. Özellikle önceki gece Hama'nın kuzeyindeki terörist mevzilerine ve mühimmat deposuna saldırıda bulundular. Masar Press adlı haber portalına göre Türk ordusunun tanklar ve diğer askeri teçhizatlarla donatılmış bir konvoyu Suriye sınırının Kaffer Lusin kontrol noktasına geçti ve İdlib'e yöneldi. Silahlı El Nusra kuvvetleri yeni bir saldırı için toplandıkları bilgisi elde edildi. Bunun da temel amacı Kaffer Nabuda yerleşim birimini ele geçirmek. Alexander Arutyunyan adlı Uluslararası Nefesli Enstrümanlar Festivali'nin açılışında ünlü müzisyenler ve besteciler Arutyunyan, Vivaldi ve Strauss'un eserlerini çaldılar. Armen Press'in bildirdiğine göre Alexander Arutyunyan'a şükranlarını ifade etmeyi ve çalışmalarına yeni bir soluk vermeyi amaçlayan festival 30 Mayıs'ta Komidas adlı Oda Müziği Salonu'nda başladı. Orkestrada yer alan Japonya'nın Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Jun Yamada, Ermenistan'ın kültürel yaşamını sevdiğini ve Ermeni sahnesinde faaliyet gösterme fırsatına sevindiğini söyledi. Festival bu yıl coğrafyasını genişletti.
konser programları Gümrü ve Kutsal Eçmiyazin Ana Katedrali'nin Gevorkyan adlı İlahiyat Fakültesi'nde de planlanmaktadır. 30 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmekte olan festival, Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Yerevan Büyükşehir Belediyesi ve Spenderyan adlı Ulusal Opera ve Balesi Akademik Tiyatrosu'nun Yardım Vakfı'nın destekleriyle düzenleniyor. Artsakh Cumhuriyeti'nin Stepanakert, Askeran, Mardagert ve Martuni şehirlerinde 1-9 Haziran günleri arasında gerçekleşecek olan Konifa Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü artık hazır. Etkinliğin ilk günü tamamen açılış törenine adanacak. Bu nedenle ilk maç 2 Haziran'da gerçekleşecek. Turnuvaya Batı Ermenistan, Artsakh, Güney Ossetya, Abhazya, Padanya, Çameria, Sapmi ve Sekey bölgesi takımları katılıyor. Tüm maçlar ve kültürel etkinlikler ücretsiz. Maç fikstürü web sitemizde mevcuttur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı Ermeni geleneksel folk grubundan Hamşen şarkısı olan Lusnik adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.